Sabah erken saatte 5 ila 7 arasında bu güller orakla biçilmez, makasla kesilmez bu şekilde rızalığa alınarak Ya Rahim esmasıyla toplanır. 1 kilo gül yaprağı için yaklaşık 45 dakikaya ihtiyaç vardır. 1 gram gül yağı için ise 4 kiloya ihtiyaç vardır. Bu da toplamda 180 dakika eder. 1 gram gül yağı için ortalama 3 saat boyunca gül yaprakları toplanır. 1 kilo gül yağı için toplamda 4 ton gül yaprağına ihtiyacımız vardır. Bu şekilde toplanan gül yaprakları gül suyu damıtılmak için gülhaneye, Osmanlıca'da gülephane yani gül suyu evine götürülür. Toplanan gül yaprakları ilk önce camı olmayan bir odada toprağa bırakılır. Daha sonra ateşle harmanlanan suda ruhunu nakşeder. Buradaki tüm işlem sırasında hava, toprak, su ve ateş elementinden gülün ruhunu nakşettiğimiz suya kadar muhteşem bir yolculuk vardır. Şimdi burada pembe pembe çok fazla gül göremiyorsunuz çünkü sabah saatlerinde toplandı. Kuş seslerinizi duymanızı isterim. Şu anda tarlada sadece bizler varız. Şu dönemde ne yazık ki çok fazla insan yok. Ha, bizim için ve doğa için çok güzel oldu. Çünkü ilaç yok, egzoz yok. Havadan geçen uçakların bulutlarla bırakmış olduğu karbonmonoksit yok, petrol ürünleri yok. Biz tarlamızda olabildiğince doğal ve zaten organik sertifikamız vardır bizim tarlamızın. Fakat hemen böyle fidelerin başına, sıranın başına daha doğrusu gördüğünüz gibi ada çayı, kekik, defne gibi böcekleri uzak tutacak olan bitkileri, tıbbi bitkiler, tıbbi aromatik bitkileri daha öncesinden ekeriz ki böcek gelmesin, haşere gelmesin ve doğal halinde kalsın diye. Mis gibi de kokuyorlar bu arada. Böylelikle ilaçlamamıza gerek kalmaz. Doğal haliyle güller açar. Bu görmüş olduğunuz tarlamızın tamamıyla organik sertifikasının olması için 3 yıla ihtiyacımız vardı. 3. yılın sonunda da artık doğal gül yağı, gül suyu ve gül mayamızı alabiliyoruz. Ama buradaki doğalın en önemli özelliği doğayı kendi şartlarına, kendi koşullarına bırakmamızla doğru orantılıdır. Fidemizin başında ada çayı var. Bu fidemizin başında ise dağ kekiğimiz var. Muhteşem kokuyorlar. Biraz elimize sürmesiyle beraber. Şimdi bunlar böcekleri ve haşereleri uzak tutuyor. Dikkat ederseniz hemen fidelerin başında ara ara ileride de var zaten. Böylelikle ilaçlamaya gerek duyulmuyor. Çünkü doğa kendince gülleri bu şekilde koruyor. Sabah tarladan toplanan gül yapraklarımızı kazanımıza koyduk. Zemzem suyumuzu içine aktardık. Ateşine de söğüt ve gergen odunları koyduktan sonra şimdi ya bismillah diyerek gül suyumuzu damıtmaya başlıyoruz. Hadi bismillah. Herkese şifa olsun. İşte bu cebir. Gül suyu damıtıldıktan sonra, gül yağı damıtıldıktan sonra kalan gül yapraklarına şifa dolu olan bu cebire, yataklara
zatürreden ateşli olan hastalar yatırılırdı. Bunun gibi bir tanesine de köylüler, halk gelir, kumaşlarını ve ipliklerini koyar. Buradan da hem rengini hem de kumaşın kalitesini artırmak için kalan mineralli sudan yararlanırlardı. Ama genelde şifahanelerden hastalar getirir. Özellikle ateşi olan hastalar getirilir ki gül suyu soğuk fıtratlıdır. Yani serinlik verir, ateşi düşürdüğü için gül suları içirilir. Aynı zamanda da bu cebir yataklarına yatırılırdı.